Şu an gezimiz bitti. Şimdi Varzanah Çölü'ne gidiyoruz. Yes. Yer İran. Burası Varzanah Çölleri. Nerelere geldik bir tane biz? Çöle geldik. Ne yapıyoruz? Ne işimiz var bizim çölde? Seni burada bırakıp kaçacaktım. Sence ne işimiz olabilir? Vallahi işte buradan yolu görüyorum ki yola çıkarım. Bulurum yolu. Yola çıkarsın da yola çıkana kadar hiç mi geçer? Yol yok. Yok. Anam. Yol yakın gözüktüğü gibi değil. Şuradan şöyle gittiniz mi? Bir tane yol var. Şöyle dümdüz gitti. İşte. Evet. Artık göçe mi gidersin, yola mı çıkarsın belli değil. Yok. Vallahi bu gece çölde bir tek biz kalacağız galiba yanınıza. Kimse yok. Biz derken işte rehberimiz de kalacak. Bırakıp giderler mi onlar bize? Yok, bırakıp gitmezler. Gitsinler, bir şey olmaz da. Ben onlara söyledim, onlar dedi ki eşini bırakıp gelirsin onun ikisini. Sen de gideceksin. Bırakıp gitmiyoruz dedi. Allah Allah, bak sen. Aa, buralar sıcakmış ya. Çok sıcak ya. Ne yapıyorsun çöl güzeli? Mecnun'un Leyla'yı aradığı gibi ben de Sema'yı arıyorum. Hop, Uğur göçe gitti. Gel. Koş koş. Koş 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 koş. Çok iyi. Misal, bu çölde kayboldunuz. Geldiniz buraya da kayboldunuz. Bu tarafa doğru gidiyorsun böyle. Bayağı bir gidiyorsun. Şu tepenin arkası. Baltak Gafguni Gölü var. Su var ya. Yani. Orada rahat rahat suyunu falan içiyorsun. Hiç sıkıntısız bir şekilde geçiyor zaman. İşte o zaman. Öyle yani. Bunu çektin mi? Çektim. Özellikle yapmış. Adamlar çölde offroad yaptı, arabayı park ettikleri yere bak ya. Varzanah Çölü'nde gün batımı. İzleyeceğiz inşallah. Bu motorlar izin verirse izleyeceğiz. Çöle ne zamanlar yağmur yağar? Nadir yağar biz değil mi? Biz geldiğimiz zamanlar. Bugün biz çöle çıkacağız, çöle geleceğiz diye yola çıktık. Bayağı bir yağmur yağdı. Allah'tan hava açtı. Gün batımını göremeyeceğiz diye düşünmüştük ama şu anda bir hava açtı. O yüzden iyiyiz.
Bu Varzanak Çölü'nde acayip offroad yapıyorlar. Tur şirketi olarak offroad yaptıranlar bu kadar değildir ama normal bireyseller deli gibi offroad yapıyorlar. Uğur zaten bayağı çekti. Arkadan çıkan sesler için özür dilerim. Ben böyle Allah düştü, düşecek, gitti, yan yattı, çamura battı derken hiçbiri yan yatmadı vallahi. Bugün de güneşi böyle batırıyoruz. Welcome to İran. Günaydın. Günaydın. Şimdi gün doğumuna gideceğiz. Ama bil bakalım ne var burada. sabah çölede yağmuru yağdırdık yani. Evet ya, yağmur yağıyor çöle şu anda. Yok şimdi geçti. Yağdı ya, geçti. Ya şimdi durdu, hala damlıyor. Evet. Evet. Öyle çöle de yağmur yağdıran mübarek insanlarız. Şimdi inşallah. Tarada indiğimiz gibi. Tövbe estağfurullah. 14 kişi öldü o gibi. Ay tövbe. 3000 kişi yaralandı. Çöle geldik, yağmur yağdı. Hangi ülkeyi mahvetmemizi istiyorsunuz? Gidelim yani. Siz konu verin, biz gidiyoruz. Tövbe estağfurullah. Allah'ım yarabbim. Şimdi inşallah gün doğumuna gideceğiz. İnşallah görürüz, hava nasıl dışarıda bilmiyoruz şu an. Hadi bakalım gidelim gün doğumuna. Belki çölde güneş de doğmayabilir yani bu gidişle. Yer İran. Varzanah çöllerinde bir sabah gün doğumu. İnşallah gün doğar tabi. Ulan bir de çöl dedik. Sıcak olacak. Donduk lan, bu ne? Ya, bu ne ya? Yağmur da yağdı zaten. Bu nasıl çöl? Esiyordu. Esiyordu evet. Gece soğuk oluyor diyorlardı. Soğuk oluyormuş. Bakalım gün doğumunu görebilecek miyiz? Tam. Aha da çıktı güneş. Bak tam şurada. Arada. Güneşin doğuşunu gördük. Karanlıktan beri güneş bekliyoruz burada ya. Ayıptır ya. Ayıptır valla. Anlatmaya gerek yok. Giriyoruz. Gün doğmuş. Biz göremedik ama. Bu bölgede çöl çakalı oluyormuş. Bunlar da muhtemelen çöl çakalının ayak izleri. Dün biraz tavuk ikram etmişlerdi bize kampı düzenleyen arkadaşlar. Bunların kemikleri vardı kenarda, onları yemişler. Varzanah çöllerinde bir ayak izi daha. Doğadaki en vahşi yaratığın ayak izleri bunlar. İnsan! Doğaya en çok zarar veren, aynı zamanda en çok koruduğunu düşünen varlık. Ben! İnsan! Ben! Gece konakladığımız çadır. Ve rehberimizin arabası, şartlarımız biraz daha iyi olabilirdi ama buna da şükür. Dün daha güzeldi.